soru daha soralım arkadaşlar kendimize. Şöyle bakalım, bir çıkırık düzeni olsun. Şöyle bir düzenek. Burası R olsun. Burası da 2 R olsun. Bakın, şuna değişik bir sorudur bu. Şu şekilde bir makara bağlayalım. Şimdi, buraya bir yük koyalım. Sallansın burada. K makarası. Şimdi arkadaşlar, bu makaralar perçinli. Bize sorulan soru şu. Şu makarayı bir kez döndürürsem, yine iki soru soralım. Bir, K ne kadar hareket eder? İki şık yapıyorum ki olayları öğrenin arkadaşlar. İki, K ne kadar döner? Yalnız bu soru arkadaşlar zor bir sorudur. Onu söyleyeyim size. Gerçekten çoğu öğrencinin takıldığı sorulardan biridir. Şimdi başlıyoruz. Bakın nerede hata yaptığınızı da görmüş olun. Önce bu bir kez dönüyorsa merkezdeki de bir kez döner. Burada sorun yok. Cepte, bilgi cepte. Şimdi bu ip ne yapacak? Şuraya sarılacak. Ne kadar sarılacak? Çevre ve dönme sayısı. 2 pi r çarpı bir kez sarıldı. Güzel. Bu ip ne kadar sarılacak arkadaşlar? O da sarılacak. Yarıçap 2 r olan yere sarılıyor. Ne diyeceğiz? 2 pi 2 r çarpı bir kez. Çok güzel. Buraya işimiz bitti. Bakın zaten bu bilgi var bizde. Ne kadar hareket eder dedi. Ne biliyordum? Aynı önlüyse topla 2'ye ben. Bitirelim. 4 pi r artı 2 pi r bölü 2 ne çıktı arkadaşlar? 3 pi r yükselir. Güzel. Cepte. Geldik buraya. Dönme. Ne yapacaktık? Birincinin tam tersi. Yani çıkarıp 2'ye böleceğim. Yapıyorum. 4 pi r eksi 2 pi r bölü 2 eşittir. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Çevreye eşitleyeceğiz. Yazıyorum. 2 pi çarpı makaranın yarı çapı dönme sayısı. İşte çoğu öğrencinin arkadaşlar, çoğu öğrenci buraya r yazar. Neden R yazıyorsunuz ki? Ben buraya R verdim mi? Vermedim. Ama hocam R olsun orası diyorlar. Nereden bileceksiniz ki R olacağını? İşte bunu siz bulacaksınız. Bunu siz hesaplayacaksınız. Nereden hesaplıyoruz arkadaşlar? Matematik bilgisi. Bakın şu parça ne kadarsa bu parça da aynıdır. Peki ben bu parçayı hesaplayabilir miyim? Hesaplarım. Bakın burası 2R. Burası R. O zaman bu parça ne kadar? R kadar. O zaman benim makaramın yarı çapı ne kadarmış arkadaşlar? R bölü 2'ymiş. Bakın burada en büyük hata yapılır. Hadi bitirelim soruyu. 4 pi r 2 pi r çıktı. 2 pi r 2'ye böldük. Pi r eşittir. 2 pi r bölü 2 n. Ne çıktı arkadaşlar? Bir kez. Demek ki benim makaram nereye doğru dönecek? Bir kez. Nereye doğru? Güçlü olanı görüyorsunuz. Şu tarafa doğru bir dönme hareketi yapacağını göreceksiniz. Güzel bir örnektir arkadaşlar. Yani öğretici olduğuna inanıyorum bu örneğin size. Nasıl bir soru çıkarsa çıksın bu şekilde çözebilirsiniz. Gelin masalı sorularda çözelim. Bakın bir masa açalım. Masanın üzerine şöyle aynı makara düzenini koyarlar. Yarı çapı R olsun, yarı çapı 2 R olsun. Şuradan bir ip bağlayalım. Bir makara. Şu ipi buraya boşaltalım. Ve şuraya bir makara daha bağlayalım. Evet, komplike bir soru oldu arkadaşlar. Soruda her şey var. Makaramız, K makaramız da bu. Şimdi bize sorulan şu. Düzeneyi gördünüz. Şu makaranın da yarı çapını vereyim size. 2 R olsun. Şimdi diyor ki bana, bu makarayı bir kez döndürürsem, bir kez döndürürsem, yani makara dönüyor ve ilerliyor unutmayın. Hem dönme var, hem öteleme hareketi var. Bu makarayı bir kez döndürürsem, K makarası, yine iki şıklı yapalım arkadaşlar. Ne kadar yükselir? İkinci şık ne olsun? Ne kadar döner? Şu iki şıkkı öğrenin de ikisini de aynı anda açıyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. Benim amacım şu iplere ulaşmak. Bakın şu iplere ulaştığım an olay bitiyor. Bu bir kez dönerse içerideki ne kadar döner? Bir kez. Çok güzel. Şimdi olayı başlatalım. Bakın bu ip şuraya sarılıyor. Görüyorsun değil mi? Dönerken şuraya sarılacak. Demek ki şu ipim benim. Şuraya sarılarak ne yapacak? Bu ipi çekecek. Ne kadar çekecek? 2 pi r'e kadar çekecek. Kim çekti? Şuraya sarıldığı için. Peki benim makaram dönerek ilerlediği için şu büyük makara şuraya geliyor mu arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Şöyle şuraya geliyor. Buraya gelerek de arkadaşlar ne yapıyor? Şu ipi çekiyor mu? Çekiyor. Ne kadar çekiyor? Büyük makaranın tekerleğe kadar çekiyor. Demek ki bir de çekme var. Ne kadar var? 2 pi büyük makaranın yarı çapı çarpı dönme sayısı kadar. Demek ki benim şu ipim ne kadar çekildi arkadaşlar? 6 pi r'e. Yazalım buraya. 6 pi r bitti. Burası sabit olduğu için çekilmez. Ne kadar yükselir? Ne yapıyorduk? Topla 2'ye böl. 3 pi r yükselir.
Ne kadar döner? Neydi? Çıkart ikiye böl. Fark etmez demiştim. Eşittir ne yapacağız? Çevresini eşitleyeceğiz dönme için. 2 pi, 2 r, n. Burası arkadaşlar neydi? 6 2'ye böldük. 3. 4'e böldük. Ne çıktı? 3 bölü 4 kez döneceğini söyleyebiliriz. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Yalnız şu ipin geçtiği yere dikkat edin. Bakın buradan geçiyordu. Şimdiki örnekte arkadaşlar ne olacak? Alttan geçmesini sağlayacağım bunun. Olayı daha net öğrenin diye. Bir makara sorusu da yapalım. Yine yarı çaplarını R ve 2R veriyorum. Bakın bu sefer ipi alttan geçiriyorum. Çok önemlidir. Şöyle olsun. Yine karışık bir düzeneye geçelim. Bu ipi buraya da bağlayabilirim. Dünya kadar soru türü var arkadaşlar. Bu da R olsun. K makaramız olsun yine. Ve buraya bir yük bağlayalım. Soru yine başlasın. Bir kez dönüyor. K makarası ne kadar yükselir veya alçalır? Ne kadar yükselir? Soruyu soralım. 2 ne olsun? Döner. İkisini aynı anda sordum yine. Başlıyoruz. Bu bir kez dönerse içerideki ne yaptı arkadaşlar? Bir kez döndü. Büyük makara buraya geldi mi arkadaşlar? Büyük makara buraya gelerek ipi buraya çekti mi? Çekti. Nasıl çekti? Çevresi kadar. 2 pi 2 r çarpı bir kez çekti. Cepte. Yalnız bu makara buraya gelirken bakın bu ip buradan ne yapıyor devamlı bu makaranın etrafından? Şu tarafa doğru boşalıyor. İp boşalması var. Biraz önce sarıyordu. İp boşalması var. Ne kadar boşalacak? Çevresi kadar boşalacak. O zaman benim şu ipim ne kadar hareket ediyor? Bakın sağa doğru 4 çektim. İp boşalması da 2 pi r. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 2 pi r. Burası neydi? 0. Hadi yükseleri bulalım. Neydi? Topla 2'ye böl. Ne kadar yükselir? Pi r kadar. Dönmeyi bul. Neydi? Tersini yapıyorum. Neye eşitleyeceğim? Çevreye eşitliyorum. Ne çıkar arkadaşlar? 1 bölü 2 kez döndüğünü rahatlıkla görebilirsiniz. Arkadaşlar zor bir soru sorarak konuyu bitirelim. Dediğim gibi çok soru türü vardır. Buna bir değişik bir yolla yapmak istiyorum size bunu. Bir pratik yol uygulayacağım. Fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Anlamak için birkaç kere dersi izleyebilirsiniz. Biraz pratik yol olacak. Ama soruyu da çok hızlı size çözdürecek. Çünkü bazı soruları pratik yollar geliştirebiliyorum. Tabii onları videoda anlatmak biraz zor oluyor. Karşılıklı anlatmak daha rahattır onları. Şimdi olayı başlatalım arkadaşlar. Sorumuz ne? Şurada bir F kuvvetimiz var. Bize sorulan soru şu. Yarıçapları görüyorsunuz. R2, R3 yarıçaplarını görüyorsunuz. Şimdi ben bu ipi çekerek, bakın ben bu ipi çekerek KLM diyelim buralara. K makarasının 4 kez dönmesini sağlıyorum. Dönmesini sağlıyorum. Sağlıyoruz. Buna göre M makarası ve L makarası ne kadar döner diye bir soru soruyor bana. Yani ne yaptım? Ben buradan bir F kuvveti uyguladım. Bir F kuvveti uygulayarak ne yaptım? Şu makaranın dönmesini sağladım. Tabi bu dönünce de hepsi dönmeye başladı. Bu ne kadar dönüyormuş? 4 kez. Bunların dönme sayılarını bana bulmamı istedi. Şimdi arkadaşlar bunu biraz önce anlattığım mantıkla yapabilirim. İşte dönme sayısı veririm. 2 pi'lere bağlarım. Oradan bağlaya bağlaya giderim. Biraz uzun sürer soru. Peki bunu kısa yolla yapmaya çalışayım size. Yani elimden geldiği kadar anlatmaya çalışayım. Şimdi şöyle bir olay yapalım. Ben buradan bir kuvvet uyguladım. R yarıçaplı bu makarayı ne kadar döndürebildim arkadaşlar? 4 kez döndürdüm. Tamam güzel cepte. Tutulmadı. Şimdi bu makara 4 kez dönmesi ne demektir? Şu ipi de 4 kez dönecek kadar çekiyorum arkadaşlar. Burası çekilebiliyor mu? Çekilemiyor. Biz dönmelerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Bölüp 2'ye, aradaki fark alıp 2'ye bölüp çevreye eşitliyorduk. Şimdi onları yapmayacağız. Bu 4 mu arkadaşlar? Çok güzel. O zaman şu dönmeyi 2'ye bölün. Ne çıktı? 2 çıktı. Şimdi kendinize şunu soracaksınız. Demek ki bu makara ne kadar dönmesini bekliyorum ben? 2 kez dönmesini bekliyorum. Bakın anladınız mı? 4, 2'ye böldüm 2 kez dönmesini bekliyorum. Ama bunun yarıçapı R olsaydı 2 kez dönmesini bekliyorum. Yarıçapı 2R olduğu için ne olacak? Yarıçap arttıkça dönme azalır. O zaman benim L makaram 1 kez döner. Geçtik buraya. Şimdi arkadaşlar
Buradaki hareketimiz ne kadar? 2. Şu yükselme ne kadar? 2 kadar. Nasıl buluyordum yükselmeyi? Farkı alıp 2'ye bölüyorum. Bakın şu makara ikilik bir dönme geldi. Burası kaç? 0. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Toplu 2'ye yaparak hareketi yapıyorduk. Demek ki şu 3R makarasına gelen dönme miktarım ne kadar arkadaşlar? 1. Eğer bunun yarı çapı R olsaydı bir kez dönecekti. Peki yarı çapı ne arkadaşlar? 3R. O zaman ne kadar döner? 1 bölü 3 kez döner. Arkadaşlar bir pratik yoldur bu. Tekrar izlerseniz çok çok işinize yarayacaktır. Başarılar.